tuttur.com'a gel, futbol heyecanını krallar gibi yaşa. tuttur.com. Barcelona Real Betis. Barcelona da abi. Real Betis kaybetmez. Başkanı yediler. Bak başkanı yediler. Bu arada şeyi söyleyeyim. Oğlum söyledik yiyeceğiz dedik. Yiyecek evet. Dedik yani. Tarihe geçecek vallahi dedik. Vallahi yediler. Helal olsun. Dedik. Kuman'ı da yiyecek mi acaba? Kesin mesela? Yiyecek. Şimdi başkanı seçsin. Kuman'ı %100. Ya başkanım bunun olmuyor diyecek. Abi ben de şunu anlamıyorum. Hani başkanı yedin. Tamam. Juventus'u da. Yani ama bir kulüpten fazlası. Yani, okay. Ama Messi'den fazlası değil. Abi. Bir kulüpten fazlasıysa. Bizim Bodrum'da simitçi var, bir simitten fazlası diyor. Bir banka var, bir bankadan fazlası. Herkes bu lafı da buldurmuş. Bir kulüpten bir programdan fazlası. Çok daha fazlası değil. Ama ne oldu? Messi'den fazlası değil. Bir programdan Messi çok baba, daha fazlası. Messi babayı seviyoruz. 9 kişi Deportivo'yu nasıl yenemiyorsun abi? Seviyoruz, saygı duyuyoruz ama Messi artık teslim almış yani. Abi 9 kişi Deportivo'yu nasıl yenemiyorsun? Sen Deportivo demişken şunu da aktarmamız gerekiyor maalesef. Arkadaşlar Deportivo ile Coruña'nın bu ligde olmadığını biliyoruz. Deportivo Alaves'tir kulübün adı. Alaves değil sadece. Deportivo Alaves. Batuhan da Deportivo derken Deportivo Alaves'i kastediyor deyip geçen haftaki video altı yorumlara da cevabımızı verdikten sonra devam edelim. Ne diyorsun abi? Barcelona Real Betis 2.5 gol üstü olur. Real Betis de çünkü golcü takım. Nabil Fekirler Mekirler falan yakaladı mı affetmez orada yani. Valencia Real Madrid'e geçelim o zaman. Real Madrid kazanır. Maça bak. Belli güzel olmaz. Maç ama Valencia... Valencia bence sıkıntılı. Ben Real Madrid kazanır diyorum. 13. sırada ligde de. Real Madrid'de hafta içine Inter'le evinde oynayacak. Abi biz Şampiyonlar Ligi'nde umumuzu yedik, eleğimizi astık. Umumuzu yedik, eleğimizi astık. Biz 3. olup şeye gideceğiz. Abi Şampiyonlar Ligi devre arasında şey görmüyor musun muhabbeti? Benzema ile Mendy arasında. Ya bu Vinicius'a top atma diyor. Evet. Ne diyorsun abi? Kendini oynuyor adam diyor. Ya haklı. Kendini oynuyor doğru diyor. Takım için abi. Oynamıyor diyor. Baba Benzema ne diyorsa o ya. Evet. Başkanın oğlu ya. Benzema Ramos bir şey istedi mi takım içinde? Bir de başkanın oğlu ya Kerim. Başkanın oğlu herif yani. Şeyine, Florentino Perez hiçbir yere çıkmayan adam. Benzema'nın şeyinde 3 dakika 10 kere konuşmuş. 3 sahnede var. Belgeselinde. Belgesel, Benzema belgeseli. Oğlu ya, oğlu gibi seviyor herifi. Çok seviyor Kerim'i. Karim diyor, Kerim. Başkan Real Sociedad hangi deplasmanda, nerede oynuyor? Abi bilmiyorum, Real Madrid Valencia'ya yener mi emin değilim bak. Real Sociedad kimle mi oynuyor diyorsun abi? Real Sociedad hemen sana kendi söyleyeyim, Granada'yla kendi evinde. Sociedad kazanır abi. Sociedad kazanır, Sociedad'ın liderliği devam eder. Real Madrid Valencia Inter maçından nasıl çıkar? Oo bir dakika. Abi bizim Şampiyonlar Ligi'nde umurumuza yedik, yereğimizi astık. Değil mi? Zidane hocam boş ver Şampiyonlar Ligi'ni, ben Şampiyonlar Ligi'ni diyor. 1-0, 1-0. 1-0, 1-0. Valencia'yı yenebilir miyiz bilmiyorum ama. Abi bence, ya deplasman olması benim de kafamı karıştırıyor ama... Ya yani düşük skorlu diyelim geçelim. Öyle yani düşük skorlu. Evet, bravo. 2.5 alt deyip geçelim. 2.5 alt deyip geçelim. Bravo. Lazio Juventus Serie A'ya geçtik. Vedat Muniç'e 11 mi başlar? Geçen başlar. Hafta oynadı ama golde, ilk golde etkisi var. İlk golde asistin pasını veren isim. Anahtar pası yapan adam. Aha. Ben Pirlo'yu beğenmiyorum. Çok ama Torino'yu 4-3 yendiler. Abi bir şey söyleyeceğim sana. 2 haftadır İtalya Serie A'da da verilen penaltılar çok ilginç ya. Ben ya 3 penaltı izledim maçlarda, 3'üne de inanmadım. Bu arada bu ya birkaç son 5 yıldır falan yok da. Hani bu İtalyanlar savunmacı falan yok öyle bir şey. En Avrupa en gollü Avrupa değil. Lazio Torino 4-3. İzlemekten büyük keyif alıyorum. Lazio Juventus maçında ben bir Juventuslu olarak Pirlo'yu bu hafta kovarız diye düşünüyorum. Abi Pirlo da ben anlamıyorum yani. Ben de anlamıyorum. Biz Fatih. Abi çok bence şey olduk. Fatih Terim'den ders alsın Pirlo. İnan bana, ben onu ikinci kez söylüyorum abi. Cristiano girmeseydi şeyi yenemiyorlardı ya. Spezia'yı yenemiyorlardı ya. Abi bizim başkan ve yönetim çok şey oldu. Kendine güvendi. Bizim takım fazla zaten özgüven. Her sene oluyor. Fazla özgüvenden. Bizim çocuklardan gelsin biri yönetsin. Ben i̇şte öyle olmuyor. Bak, abi. Maçın ikinci fazla yarısı özgüven. Başlarken Totem'i gördüm ben. Serdar Ali'nin Fenerbahçe Totem'i gibi. Şimdi Nedved'le diğer yardımcısı sağlı sollu oturuyorlardı. Yer değiştirdiler abi. Yer değiştirdiler ikinci yarısı. Tabii canım. Bunu ben de yaparım abi. Var mı Totem'iniz? Yapar mısınız maçta? Ugaz benim abi. Var. Benim var. Ben maç... Yani yer değiştirdim. Ben sadece şey yer yani her şey yolundayken yer değiştirdim uyuz olurum. Yani yolda yani böyle oturuyoruz böyle başlarım ha, yani. Kötü giderse değiştirmem ama böyle iyi gidiyoruz. Değiştirdiniz, kötü gitmeye başladı. Bir tek o zaman rahatsız olurum. Yoksa olmam. Ya yani kötü giden totemler rahatsızlık var ama kendi totemim yok. Evet. Ben de Lazio Juventus'ta inşallah bu hafta Pirlo'yu koyuyoruz. İnşallah. Allegri geri gelsin. Ben abi. Ben de Pirlo'ya bir uyuzum ben. Yani uzaktan. Orada yıpranacak, orada yıpranacak, gelecek. Nerede oynuyor Juventus hafta içi? Juventus abi Ferencvaros'la. Ferencvaros'la oynuyor. Yani çok bizi orada bile zorlanır. Lazio Juventus. Orada bile zorlanır bak. Biz orada bile zorlanırız. Abi tarihin en kötü, yani Ronaldo yok anlıyorum da tarihin en kötü Barcelona'larından bir tanesi. Çok rahat yendiler ya. Yani. Ya Morata düşün, takımın en iyisi Morata ya. Ya takımın en iyisi Morata olur mu abi? Rezalet. Devam et. Sen bir şey söyleyeyim, karşılıklı gol var. Yani karşılıklı oradan garanti ediyorum. Ben Lazio'yu yensin istiyorum. Atalanta Inter.
Ama Atalanta'da, Inter'de biri Real Madrid, biri Liverpool'da oynayacak. Atalanta kazanır. Atalanta kazanır mı? Inter'de abi iyi başladı. Sonrasında Marcus, düşüşe geçti. Inter geçen hafta. Bu sene çok kötü oynuyorsunuz. Parma ile 2-2 berabere kaldılar. Hiç kötü oynuyorlar abi. Kötü oynuyorlar. Conte hocam yapmazdı böyle şeyler ama. Yani Inter geçen seneki gibi biraz daha sallantılı. Atalanta şimdi Gasperini çok, şimdi Gasperini bütün hayatını Liverpool maçına vakfetti, ben sana söyleyeyim. Yani şu anda ömrünü Liverpool maçına adadı. Evet, Jürgen Klopp üzerinden bir şey inşa edecek o. Zaten önce övmeye de başladı. Kimle oynuyorsun diye sorsan. Yok bilmiyorum, hatırlamıyorum der. Inter kaybetmez der Atalanta için. Bilmiyorum, Atalanta kazanır diyorum ben de. Ya bence çok rotasyon yapıyor adam. Büyük rotasyona giriyor. Rezil oluyoruz ondan sonra. Ben Inter kaybetmez diyorum. Bu hafta izleyeceğim abi. Atalanta'yı bir şans daha vereceğim. Ama güzel maç olur. İyi güzel maç olur. Çok güzel maç olur. Milan, Hellas Verona. Milan, İbra. Çok iyi gidiyor abi. Benim takımım da Hellas. Bu sene Milan şampiyon mu olacak ya? Abi olabilir. Pillo biraz daha, birkaç hafta daha devam ederse. Öyle Milan açarsa öyle biraz şeyi. Çünkü abi diyorum ya, geçen hafta Fiorentina maçında da net bir hakem skandalıyla yani bana kalırsa puanı verdiler. Karşılıklı gol var. Karşılık gol var. Verona, Verona da iyi takım ha. Verona çok iyi takımdır abi. Gasperini öğrencisi yürüyüşe düşürüyor. Benevento 3-1 yendiler dün gece. Bizim Mert'i oynatmıyorlar biraz. Oradan sıkıntım var benim. Mert biraz yedeğe düştü orada. Abi ben Milan yani karşılık gol olur mu bilmiyorum. Bir ara Milan Mert'le Koray'ı da kesti bir ara Hellas Verona. Çünkü 3 tane yani Mert'le Koray'la başlamıştı. Sonra başka bir üçlüye döndü. Üçlü savunma oynuyor onlar. Evet Milan gol bulur oraya karşı ama Hellas Verona hakikaten iyi takım. Ben karşılıklı gol var diyorum o yüzden. Ben Milan kazanır diyorum. Ben de Milan kazanır diyorum be. Hadi. Hadi. Leipzig, Freiburg. Hiç bilmediğim iki takım abi. Yani ben doğrudan Leipzig kazanır diyorum. Freiburg kaçıncı sırada? Ben karıştırıyorum onları çünkü. 13. sırada. 13. sırada. Leipzig kazanır herhalde abi. Bilmiyorum. Leipzig hafta işeceğim. Yok, Leipzig, Leipzig Paris Saint-Germain'le oynayacak Leipzig. Leipzig kazanır, Leipzig kazanır. Kazanır mı? Kazanır. Abi Dortmund, Bayern Münih maçıyla evet devam edelim o zaman. Yine dünya haftanın maçlarından Dortmund'un bir tanesi. Dortmund'un Şampiyonlar Ligi deplasmanı bence Bayern'e göre daha köfte bir deplasman. Yani daha bir şey değil, iyi bir deplasman. Brugge deplasmanına gidiyor. Brugge deplasmanında. Bayern Münih Salzburg deplasmanı. Hakikaten o kapışmayı çok merak ediyorum ben de. Midtjylland Ajax maçıyla beraber bu kapışmayı da merak ediyorum. Hani bu bir daha bir oyuncu izleme odaklı anlamında söylüyorum onu. Ama Bayern Serdar Ali'nin takımından bile gol yiyor. Köln'den bile gol yiyor. 2-1 bitti. Onlar da ağır rotasyonu belirli. Ağır gitmeseler bile oyuncu değiştiriyorlar. Ya Pavar falan mesela deyince Köln'de, orada bir şey oluyorlar. Biz Köln olarak 1-2'ye razıydık. Yaptığınız da işte. Tamam de, ama yani siz düşüyorsunuz abi bu sene. Bu sene düşeceğiz. Bu sene büyük ihtimalle gideceğiz. Keçiler düşecek gene ya. Ben iki takımda gol bulur diyorum. Ben de ödüyorum. İki takımda. Ben de ya her ne kadar Dortmund kazansın istiyorum. Dortmund'dan yana olsa da Dortmund kazansın Bayern istiyorum. Kaybetmez diyorum ben. Dortmund kazansın istiyorum ama karşılıklı gol var. Biraz tabii Lucien Favre Brugge deplasmanında çok enteresan bir şey yapıp çünkü ne olursa olsun Dortmund bu ya, sene Brugge her türlü yenerler ya. Brugge devam yani şey Lucien Favre ile devam etmeyecek gibi gözüküyor Dortmund. Hatta öyle yeni mi teknik direktör adayları konuşuluyor sene sonunda. Niye? Sene bitiminde. Ya çünkü hep geldi hep ikinci oluyor. Güzel ikinci olan adamlardan bahsediyorum. Abi Bayern'e yani karşı ne yapsın? Lan ne yapsın adam ya? Onlar daha rekabetçi yani. Hatta Nagelsmann'ı falan da düşündükleri var. Yani bu hakikaten gazetelere de yansıdı. Yani normal bu dedikodu kazanan... Abi Nagelsmann Dortmund'da ben zannetmiyorum. Hiç belli olmaz. Hazenetul'da olmadı ya. O da olmadı yani. Her Alman'da iyi olacak diye bir şey yok yani. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben Dortmund yenilmez diyorum Bayern Münih'e. Şeyden vazgeçtim karşılıklı golden. Dortmund yenilmez diyorum Bayern Münih'e. Yükseldin abi Dortmund'da. Lucien Favre bu maça çalışacak yani öyle söyleyeyim. Gasperini nasıl Liverpool'a çalışıyorsa Lucien Favre de bütün varlığını Bayern Münih'e yenilmemek için ortaya koyacak. Keşke yüzden... Türkiye'ye gelse Lucien Favre. Ah keşke ya. Ben çok adama hayranıyım çünkü. Yani. Hayranıyım çünkü abi adamı yani. Bakalım abi haftaya göreceğiz. Ne kadar tutturduk ne kadar. Ben karşılıklı gol var diyorum abi. Yani Dortmund kazansın istiyorum ama ya bana da karşılıklı gol var. Mantıklı geliyor. Ben değiştirdim. KG vardan çıktım. Dortmund yenilmez dedim yani. Abiler ağzınıza sağlık. Eyvallah. Geçmiş olsun. Tutturanlar Kulübü'nden yine bu hafta bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi, vin sesi var. Oraya da böyle tıklayın. Hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum. Tuttur.com'a gel, futbol heyecanını krallar gibi yaşa. Tuttur.com